Lale Gül TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bu akşam Keşfi Kadim adlı tarih programımızda Osmanlı Sultanı 5. Murad'ı ele alacağız. İnşallah 5. Murad'a dair bilinen, yanlış bilinen veya eksik kalan hususları tamamlamaya çalışacağız. Teferruatıyla anlatmaya çalışacağız. Hocam, 5. Murad'la ilgili herhalde ilk olarak nasıl birisi olduğundan bahsederek başlamak daha doğru olur. Şahsiyeti hakkında bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir padişah, nasıl bir şehzadeydi? Evet, teşekkür ederim. Şimdi 5. Murat çok ilginç. Hepi topu 90 ya da 93 gün kadar bir tahtı saltanatı var. Tabii onu ilginç kılan hususlar, programın devamında da konuşacağız. Eğer bu programa sığarsa inşallah, ama sığmazsa belki bir ikinci programda devam edeceğiz. Bu 90 günde ve bu 90 günün evvelinde, bu 90 güne gelene kadar Sultan Abdülaziz Han döneminde, onun şehzadeliği, veliahtlığı devrinde ki bir takım lobi faaliyetleri, sofra arkadaşları, görüştüğü, konuştuğu, oturduğu, kalktığı kişiler sebebiyle kendisinin devri saltanatından önce Sultan Abdülaziz dönemine de bir takım tesir eden, neticeleri itibariyle o dönemde de siyasi hayatta bir takım belki bazı çalkantılar ya da beklentiler oluşturan bir tarihi şahsiyet aslında. Yani 5. Murat sadece 90 günlük, 93 günlük taht dönemiyle ilgili konuşulacak birisi olmanın dışında hem veliahtlığı döneminde bir takım tarz hareketleri ve tavrı musikisi sebebiyle konuşmaya mecbur kaldığımız birisi, yani Sultan Abdülaziz dönemini burada daha evvelki programlarda anlattım. O dönemde çok defa 5. Murat'a bazı sebeplerle atıflarda bulunmak zorunda kaldık. Niye? Çünkü siyasete müdahil olacak bir takım tarz hareketleri vardı. Daha sonra tahta gelişi, tahttaki 90 günlük icraatı, orada hastalanması ve tahttan hal edilmesi, yerine 2. Abdülhamit'in gelmesi, bu esnada bir sürü çalkantılı durumlar var. Tahttan indirildikten sonra dahi yine Sultan Murat 29 yıllık bir mahpus hayatından sonra çırağında vefat edene kadar yine problem olmaya ya da zaman zaman hakkında konuşulmaya devam etmiş birisi. O veya bu sebeple mesela Ali Suavi'nin onu oradan kaçırıp tekrar iktidara getirmeye ya da tahta oturtmak gibi bir planın içerisine girmesi gibi bir hadise. Ki bu yaklaşık bir sene gibi bir zaman dilimi dolmadan neredeyse gerçekleşiyor. Sultan Abdülhamit Han tahta çıktıktan sonra bir sene ya oluyor ya olmuyor, bu hadise gerçekleşiyor. Onun akabinde bir müddet sonra yine Clancy Scalieri isminde Mason biraderlerden birinin böyle bir efendim girişimi var. 5. Murad'ı kaçırıp tekrar tahta getirmek, eğer bunu başaramazsa yurt dışına kaçırmak gibi bir planı var. Bunun da sebebi Mason birader ifadesini bilerek kullandım. Çünkü 5. Murad da Mason olduğundan dolayı, Masonluğa, bunu ayrıntılı inşallah konuşacağız, bir Mason üyeliği var maalesef. Tabii o dönem için Masonluk tam bugünkü kadar fehmedilebilmiş, anlaşılabilmiş, efradına, cami ayarına mani biliniyor bir durumu da yok. Yeri gel zaman o dönemki Osmanlı'da Masonluk nedir, ne anlam ifade eder ya da ne kadarlık bir hacmi ya da efendim keyfiyete haiz bir durumu vardı. Ona dair de birkaç irade-i kelamda bulunacağız. Ancak 5. Murat gibi birinin bir takım şeyleri basiret ve ferasetten hareketle evvelen fark edip, mesela kardeşi daha sonra sultan olacak Mehmet Reşat gibi yahut yine kardeşi Abdülhamit gibi efendim feraset ve basiretle hareket etmek suretiyle böyle bir örgüte dahil olmayabilirdi. Ama maalesef yine kendi kardeşleri Nurettin Efendi ve Kemalettin Efendi de kendi gibi Mason oldu. Demek ki bazıları feraset ve basiretten mahrum, bazıları da bunu gösterebiliyor. Tahta da elbette bunu gösterebilenlerin daha elyak olduğunu evvela kabul etmek lazım. İşte Scalieri de yine bir Mason biraderi olan 5. Murad'ı bir şekilde tahta çıkarmak için uğraştı ve o dönemde bir takım sıkıntılı inzibati hadiseler oldu. Bunun dışında inan yaklaşık 15-20 sene sonra, yani bu hadiselerden 1890-91'de zaman zaman Avrupa'da, hususen İngiltere'de ve Fransa'da dile getiriliyordu. O dönemlerde bir kampanya gibi dile getirilmişti. Tekrar 5. Murad'ın kurtarılması, işte kardeşimizi kurtaralım, bir şekilde tahta geçelim, olmadı işte Avrupa'ya kaçıralım gibi bir kampanya. Hatta bu hususta yazılan, neşredilen, tab edilen kitaplardan, gazetelerde çıkan haber ve makalelerden bahsetmek mümkün. Bunları niye söyledim?
5. Murat, şehzadeliğinden tutun, vefatına kadar zaman zaman, kimi zaman fazla, kimi zaman daha az, peyderpey olmak suretiyle Osmanlı'nın ya da Efkar-ı Umiye'nin gündemine gelmiş bir ilginç şahsiyet. Ben kendisini derinlemesine tahkik ettim ve kendisiyle ilgili karışık, ilginç şeylere, hissiyata sahibim. Aslında şimdi şahsiyetinden bahsedin dediniz. Şahsiyetinden bahsederken bunu da ifade etmiş olayım. Kendisi son derece naif birisi, nazik birisi. Hareketlerinde, oturup kalkmasında, konuşmasında, aynı zamanda yakışıklı birisi. Böyle ifade ediliyor görenler tarafından. Çünkü Sultan Abdülaziz ile birlikte bir Avrupa seyahati var. Oraya da onunla iştirak etmiş. Sultan Abdülaziz yanında götürmüş. Sultan Abdülhamit'i de götürdüğü gibi. Orada yurt dışında bir takım prenslerden vesaire devlet adamlarından gördüğü muamele ve onun hakkındaki bir takım hüsnü zanlar ve ona gösterilen yüksek alaka onun bu nezaketi, letafeti sebebiyle, yani latif bir tarz hareketi, konuşması, üslubu var. Tabii iyi derecede Fransızca biliyor oluşu sebebiyle de yurt dışı gezisinde, Sultan Abdülaziz Han'ın yurt dışı seyahatinde bir irtibat, diyalog eksikliği yaşamadı. Karşılıklı konuşabilme, irtibat kurabilme ve birbirlerini anlayıp dinleyebilme imkanına sahip oldu. Yine şahsiyetine dönersek, çocukluğundan beri tabii onun şahsiyetini oluşturan en mühim şey Sultan Abdülmecid'in ona gösterdiği aşırı ve yüksek alaka. Çok alaka gösteriyor. Bu gösterdiği alaka daha çocuk yaşlarındayken Selanik ve yanlış hatırlamıyorsam Girit ya da Rodos muydu? Adalardan bir ya da birkaçına bir ziyareti var Sultan Abdülmecid'in. Oraya mesela o zaman için veliaht olan Abdülaziz'i ve başka birkaç yetişkin şehzadeyi götürmekle beraber 5. Murat'ı da mesela götürüyor. Yani çocukluğundan beri bir alaka, eğitimine de hususi bir hassasiyet verilmiş ama bu hassasiyetin sadece 5. Murat'a verildiğini söylemek zor. 2. Abdülhamit'le beraber aslında iyi bir eğitime tabi tutulmuşlar. Çünkü eğitime başlama günleri de aslında aynı. Ve ikisi de benzer hocalardan iyi bir eğitim almış. Şimdi bu hatta Sultan Abdülmecid döneminde yeri gelmişken ifade edeyim. Neden bir şımarıklık olabilir tavrı hareketinde ilerleyen zamanlarda işte konuşacağız. Bir takım sıkıntılı hareketleri olduğu halde bir nasihat kabul etmemesi kardeşlerinden veya başkalarından gelen nasihatleri kulağına girmemesi ve hala aynı istikamette bir takım hataları yapmaya devam etmesinin sebebi bu çocukluğundan yetiştiriliyor olurken ona bağlanan biraz fazla ümit veya onu biraz böyle fazlaca serbest ve fazlaca bir özgüven pompalaması belki yapmış olmalarından, itimadı nefsi biraz yüksek olarak yetişiyor çocukluk yaşlarında. Bunu tetikleyen en mühim sahiplerden biri belki kalbine taht isteğini, saltanat isteğini koyan şeylerin başında Sultan Abdülmecid'in onu veraset usulünü değiştirmeyi düşündüğü bir dönem var. Yani taht sırasında kendisinden sonra işte kardeşi Abdülaziz var. Ancak o bunun oğlu 5. Murad'a kalması ve 5. Murad olarak tahta çıkmasından yana gönlü. Belki buna taraftar birkaç tane de devlet adamı var. Ancak bunu istişare ediyor. Hatta bu istişarelerinde devrin İngiliz sefiri Canning'e de bunu sorduğu söyleniyor. Canning bu işe biraz menfi bir cevap veriyor. Yani bir usul var. Bu usul içerisinde siz bunu değiştirirseniz, bu babadan oğula geçerse diğer hanedan mensupları da bir anlamda serbest kalacaklardır. Onların bir anlamda serbest kalmaları aslında sizin hanedan içerisinde size ve oğlunuza veya onun oğluna bu silsileye karşı rakip hanedan, yine hanedan içerisinden bir rakip ya da belki bir sürü, birkaç rakip oluşmuş olacak. Rekabeti ve rakiplerinizi kendi elinizle ihdas etmiş olursunuz. Benzeri ilginç bir yaklaşımda bulunuyor. Ve gerçekten başka bir takım paşalarla yaptığı istişareler neticesinde de Abdülmecid bundan vazgeçiyor. Ama bu bir şekilde 5. Murad'ın kalbine giriyor. Bunu ileride tetikleyecek, biraz sonra bahsedeceğimiz sofra arkadaşları, ikili ilişki kurduğu birçok insan var. Bunlar bunu çok tetikliyorlar.
yangına körükle gidiyorlar. Bunun zaten bir tohum olarak içinde ve kalbinde, kafasında bulunan bu hissiyat sürekli besleniyor, sürekli besleniyor. Veliahtlığı döneminde sürgit bir şekilde sürekli Sultan Abdülaziz Han'ın yerine vaktinden evvel, onun vefatıyla Darbeka'ya irtihal edip de sırası gelince tahta geçmek değil de vaktinden evvel fevkalade bir hadise yaşanıp da o veya bu şekilde kendisinin hemen tahta geçmesi gibi bir hissiyatı, isteği, arzuyu kalbinde ihdas etmiş oluyor ve veliahtlığı hep bununla geçiyor. Tekrar şahsiyetine dönersek, kendisinin Abdülhamit Han'ın da fikri üzere onun da ifade ettiğini Tahsin Paşa'dan görüyoruz. Tahsin Paşa malum haliniz mabeyn idi. Mabeyn-i Hümayun'da baş mabeyinciydi. Orada onun hatıratında ve başka da yerlerde var. Açık fikirli. Hürriyet düşüncesine sahip. Ancak bunu tırnak içinde söylüyorum. İleride tahta geçtiği zaman bunların, bu fikirlere sahip denilen bir 5. Murad'ın bunların dışında bir takım tarz hareketlerde bulunduğunu da göreceğiz. Çünkü hani derler ya, yumurta küfesi benim sırtımda, yani sorumluluk, mesuliyet benim sırtımda. İnsanlar mesuliyet sahibi olmadan evvel, o mesuliyetin ağırlığını hissetmeden evvel bir takım şeyleri bol keseden rahatlıkla ve kolayca söyleyebilirler. Ancak o mesuliyeti üstlerinde hissettikleri anda, eğer vazifelerini en iyi şekilde, en güzel şekilde yapma hissiyatına sahip iseler, onun ağırlığını hemen hissetmeye başlıyorlar. Ve hisseder hissetmez daha evvel söyledikleri ya da yapacaklarını vaat ettikleri hususlarda maalesef bir takım artık tavizler ya da değişiklikler husule gelmeye başlıyor ki meşrutiyet ve kanun-ı esasi vaazı hususunda kendisini tahta çıkaranlarla daha evvel yaptığı konuşmalarda bir anlaşması, ikili bir fikir birliği olmasına rağmen bundan bir yere kadar sarf-ı nazar ettiğini biz tahta geçer geçmez görmeye başlıyoruz. İlk neşrettiği şeyinde. Hatt-ı Hümayun'unda. Şimdi onlar ilerideki bahisler inşallah yeri geldiği zaman. Tabii şunu da söyleyelim. Şahsiyetini oluşturan hususlardan birisi de bir kere çok neşeli, esprili. Ama bu hali daha çok 13-15'li yaşlarına kadar. O yaşlarda hummalı ve ateşli bir hastalık geçiriyor. Bu hastalıktan sonra neşesi bir şekilde gidiyor. Daha düşünceli bir hal alıyor ve gitgide artan, şehzadeli ve veliahtlığı döneminde de bu sürekli artmaya devam ediyor. Artan bir hülya kurma, sürekli hülyalara dalma, bir melankolik bir hal kendisine geliyor. Tabi bu melankolik bir mal hülya hususunu tetikleyen veliahtlığı döneminde hatalı, yanlış, doğru olmayan bir yaşam biçimi de var. Geceleri geç saatlere kadar ayakta kalması, sürekli kendisini farklı bir takım siyasi fikirlerle zihnini dolduracak, onu meşgul edecek sofra arkadaşlarının olması ve maalesef içkiyi içiyor olması, içki içiyor olmasının ötesinde içkiye müptela olması gibi bir durum var 5. Murad'ın. Zira ilerleyen safhada siyasi olarak hem doğru kararlar alamaması hem de tahta geçtikten sonra şiddetli bir takım ruhi hastalıklar geçirmesinin de en büyük tetikleyicisinin o dönemde verilmiş doktorların raporlarına bakılırsa maalesef ki bu alışkanlığı. Şimdi bunu alıştıran maalesef işte bu bahsettiğim hastalığı Sultan Abdülmecit ve annesi fark ediyorlar. Bu hastalığı atlattıktan sonra değişen haleti ruhiyesini bir nevi tedavi maksatlı Doktor Capollion, İtalyan menşeli birisi, buna doktor tayin ediliyor. Yani hususi hayatını gözetim altında tutsun, yakın ilgi ve alakada bulunsun ve buradan hareketle onu yakın bir tarassut gözetim altına tutmak suretiyle tedavisi ya da bozulan bir durumu varsa ruhi ya da bedeni onların düzeltilmesi cihetinden kendisine tahsis edilmiş bir doktor var. Ancak ne yazık ki onu içkiye müptela eden de bu doktor. Maalesef. Daha sonra ileride Sultan Abdülaziz Han'ın halli meselesine dair hal erkanı ile arasındaki irtibat ve kontak noktasını kuracak olan da bu Doktor Capollion. Ve yine bir Mason biraderi olan yanında kendisinin uzun seneler hizmetinde bulunmuş Seyit Bey. Ki saltanata geçtiği zaman da ikinci mabeyincisi olacak bu Seyit Bey. Neyse, şimdi bu şahsiyeti meselesiyle ilgili zannediyorum bu kadar böyle muhtasaran bir malumat vermenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, hanedan mensupları malum aldıkları şahsi terbiyenin yanı sıra onlara hususen verilen bir de eğitim var. Herhangi bir Osmanlı tebaasından
farklı olarak onlara bir şehzadelik eğitimi veriliyor. Evet. İleride belki bir gün sultan olur ümidiyle. Şimdi 5. Murat nasıl bir eğitimden geçti? Şimdi 5. Murat'ın iyi bir eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Az evvel de söylediğim gibi 2. Abdülhamit'le birlikte aynı gün, aralarında birkaç yaş olmasına rağmen aynı gün eğitime başlıyorlar. Bedi besmeleleri aynı gündür yani. Hatta sünnetleri de aynı gündür. Şimdi Abdülmecid açık fikirli ve rahat bir adam. O yüzden çocuklarına da biraz batı tarzı bir eğitim verdirmek istiyor. Bu böyle de veriyor. Ama bu demek değil ki bizim gelenekten beslenerek gelen bir takım eğitimlerimiz, tahsilimiz kendilerine verilmemiş. Hayır, verilmiş. Yani mesela her ikisi de, tabii mevzumuz 5. Murad olduğu için onun özelinde söyleyelim. Arapça dersi görmüş. Efendim Farsça hakeza öyle. Zaten eğitimlerine ilk başladıkları zaman Kur'an-ı Kerim tahsiliyle başlıyorlar. İlk Bedi Besmele'den sonra Kur'an-ı Kerim öğrenmekle işe giriliyor. Yine dini ilimleri daha sonra Şeyhülislam olacak olan Hasan Hayrullah Efendi'den şer'i ilimleri almış. Gerdan kıran Ömer Efendi olması lazım. Ondan da zannediyorum Hadis-i Şerif ve Buhari-i Şerif dersi almış. Yine onun dışında Garabet miydi, Garabel miydi ismini yanlış hatırlayabilirim. Ondan yine Fransızca dersi aldığını biliyoruz ki Fransızcayı çok iyi derecede konuştuğunu efendim eserler bize rivayet ediyorlar. Bunun dışında bir takım fen bilimlerine de tabii vakıf. Ancak musikiye çok aşina. Yani ilginç bir şekilde şair eğitim aldı. Eğitimi ve kendisindeki bir takım bu sanata yatkınlık, efendim mütemail olma durumu da bu eğitimle birlikte olunca, ikisi birbirini besleyince şairlik tarafı, bestekar tarafı öne çıkıyor. İyi derecede piyano çalıyor. Bu arada piyano dersleri alıyor. Hem de dönemin en iyi efendim İtalyan bir takım müzisyenlerinden piyano dersi alıyor. Bununla beraber sadece piyano çalıyor değil. Mesela udi, ud da çalıyor. Violonsel de çalıyor. Flüt de çalıyor. Ve hem şehzadeliği, veliahtlığı döneminde efendim birkaç bestesinden bahsediliyor. Hem de hususen o 29 senelik çırağındaki gözetim, tarassut altındaki hayatını da daha çok beste yaparak ya da şiir yazarak geçirdiğine dair de efendim bazı beyanlara rastladım. Yani hayatının kalan kısmında da buna dair bir alakası var ve bu devam ediyor. Belki profesyonel denilebilecek bir anlamda devam ediyor. Yani bugünkü manada bir kaset, bir CD, bir klip belki çıkarmıyor ama profesyonel gibi bir bestekarlık durumu var. Bunun dışında marangoz mesela. Marangozluk hususunda da gayet mahir. Ama bundan daha mahir olduğu bir taraf varsa çizim meselesi. Ressamlık, resim yapma işi biraz çizime dönmüş ve bu çizim meselelerini mimarlık cihetinden yapmayı seviyor. Hatta ilginç bir ifade kendisinden rivayet ediliyor. Eğer Osmanlı hanedanına mensup olmasaydım yapmak isteyeceğim tek meslek kesinlikle ve kesinlikle mimarlık olurdu diyor. Mimarlık hususunda hususi bir yeteneği var, hususi bir kabiliyeti var, isteği var, arzusu var, meyli de var, kabiliyeti de var. Böyle aslında kendisini birçok cihetten yetiştirmiş birisi. Okumayı seviyor. Hatta yine rastladığım bir yerdeki bir ifadeyi söyleyeyim. Kardeşi bir hususta kendisinden bir şehzadeliği döneminde, veliahtlığı döneminde bir beste yapmasını, şu meseleye dair elimde şöyle bir metin, işte buna bir beste yapar mısın? Şu an diyor işte filanca, yabancı birinin ismini söylüyor, filanca kitabı okumakla meşgulüm, çok alakamı celbetti, bir güne kadar biter, inşallah o bittikten sonra dediğin şeyle ilgilenirim diyor. Okumaya meraklı, çok okuyan birisi. Avrupa'dan hususen çok eser celbettiriyor, getirtiyor ve bunların kahir ekseriyeti, felsefe, felsefi eserleri çok fazla görüyor, okuyor. Bunlardan da bir yere kadar çok etkilenip, müteessir olup, devrin bazı işte o dönem için yeni Osmanlılar, daha sonra Jön Türk ve İttihat Terakkiciler olarak devam edecek, ancak birbirlerine çok benzer siyasi fikirlere sahip, ancak belki birbirinden farklı zaman dilimlerinde farklı örgütler olarak teşekkül etmiş olan grupların fikirlerine, çok benzer fikirlere sahip olmasını, yurt dışından getirttiği bu kitapları okumasına da mal edenler var. Ancak gerçekten öyle midir, değil midir? Yoksa aslında bir sevki tabii ile çocukluğundan beri
tahta geçmek arzu ve hevesinin ancak bu düşüncelere sahip olan kişilerle bir iltisakı olmasıyla mümkün olabileceğini anlamış da onlarla çok fazla düşüp kalkmak sebebiyle bu fikirlerin onda neşvinema bulmuş olması gibi bir şey mi? Yoksa kendisi fark etmeden, insan bazen kendisi fark etmeden de bazı fikirlere şey olabilir, yani sahip olabilir. Onu kendi gerçek fikirleri gibi zannedebilir ama aslında biraz altını kazıdığınızda ya da iş zora geldiğinde, bizde bir söz var ya, güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar derler. İşte iktidara geldiğinde, padişah olduğunda bir bakmışsınız ki onlarca yıldır konuştuğu, ettiği şeylerin ya şimdi zaman değil, bunu ileri bir tarihe tehir edelim demek durumunda bir anda kaldığını, kalıverdiğini görürsünüz. İşte o zaman gerçeği, gerçek fikrinin ne olup ne olmadığını anlarsınız. Ama ben şuna inanıyorum. Yani gerçekten hürriyetperver, serbest bir efendim, hatta meşruti monarşi dediğimiz bir meclisin, bir mebusanın olduğuna, olması gerektiğine inanan, bir kanun esasının olmasına inanan birisi. Yani bunu veliahtlı ve şehzadeliği döneminde bundan, yani en azından tahkik eden, araştıran biri olarak onun samimi olarak bu hislere sahip olduğuna dair beni inandırıyor. Ama tahta geçtiği zaman tarz hareketi biraz değişiyor. Şimdi eğitim meselesi, dediğim gibi iyi bir eğitim almış. Bütün bu aldığı iyi eğitim, okuma merakı, şahsiyetinde olan nezaketi, latif hareketleri, güler yüzü, efendim kolay ilişkiye insanlarla giriyor olmasıyla birlikte olunca etrafında veliahtlı döneminde onunla beraber oturup kalkanların üzerinde müspet bir tesir hasıl ediyor. Ancak burada en tehlikelisi şu, Sultan II. Abdülhamit'in tespit ettiği bir karakteristik yapısı bu, 5. Murad'ın. Ne tespit ediyor? Kardeşimi çok severim diyor. Gerçekten de öyle. Yani Sultan Abdülhamit 5. Murad'ı gerçekten seviyor. Çünkü Kurbağalıdere'de, Kadıköy'deki konağına sık sık gelip gidiyor. Mehmet Reşat da öyle hakeza diyor. Yani kardeşlerim içerisinde en sevdiğim işte abim 5. Murat'tır diyor. Murad'ı seviyor. Hakeza Abdülhamit de abimi çok severim diyor. Yani ilginç bir şekilde Murad aile tarafından sevilen bir adam. Hocam burada bir anekdot aktarayım. Sultan Vahdettin de malum Sultan Abdülmecid'in oğlu ve 8 oğlundan 4'ü padişah oluyor Abdülmecid'in. Evet. Ama o da diyor ki Sultan Murad'ı terazinin bir kefesine koyun. Biz evet. Diğer 7 biraderi de öbür kefeye koyun. Murad ağır basar diyor. Evet, aynen öyle. Şimdi çok seviliyor. Çok seviliyor olmasıyla beraber bu tabii Vahdettin'in söylediği annesi ve babası cihetinden 5. Murad'ın böyle bir kayırılma ya da kayırılmaya benzer hususen üzerine çok titremelerinden kaynaklı böyle bir taraf var. Tabii aile fertlerinin diğeri de 5. Murad'a karşı bir hususi muhabbet duyunca böyle bir durum arz ediyor. Şimdi 2. Abdülhamit abimi severim diyor. Ancak maalesef ki kötü arkadaşlar, kötü dostlar edindi o veya bu sebeple. Namık Kemal onu diyor çok kötü içkiye alıştırdı diyor. O Namık Kemal'in bunun müsebbibi olduğunu söylüyor. Başka bir takım eserlerde de Kapolyon'un buna efendim sebep verdiğini söyleyenler var. Anlaşılan ki ikisinin de bir müessiriyeti var 5. Murad'ın şehzadeliği dönemi üzerinde. Şimdi kendisine hatta bir ara rastladım diyor Abdülhamit. Dedim ki bak kardeşimin manen de, yani manevi olarak da, maddi olarak bedenine de, sıhhatine zarar verecek şekilde işret meclisleri tesis ediyorsunuz. Sabahlara kadar konuşuyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz neyse kendinizce. Aynı zamanda da yani müskirat şurbe ediyorsunuz. Uygun olmayan şeyler içiyorsunuz. Ona iyilik yapmıyorsun ki. Kötülük yapıyorsun. Yani zira bu husustan artık vazgeçmeniz lazım. Kardeşim diyor, abim çok temiz kalpli, iyi yürekli birisi olduğu için etrafına da açık bir adamdı. Haliyle etrafından çok müteessir olan birisiydi. Etrafında kendisine samimiyetle yaklaşan insanların fikir ve düşüncelerinden de samimiyetle müteessir oluyordu ve onların belki doğru olmayan fikirlerine de açık hale geliyordu. Ve böylece kendi fikirleri o tarafa doğru meylediyordu. Kendini o fikirlere kaptırıyordu. O fikirlerden müteessir oluyordu, etkileniyordu. Zira bu adamlar az buz adamlar değil. Enes Bey kardeşim, yani
Namık Kemal az bir adam değil. Hitabetiyle, fikriyle, kafasıyla, yazdıklarıyla, düşüncesiyle yani yüz binlerce insanı etkilemiş, etkileyecek bir güce sahip birisi. Merhum üstadımız derdi Namık Kemal için. Yani şimdi derdi o bir Manzum Osmanlı tarihi yazmış. Şimdiki bir profesör, edebiyat profesörü onu yazamaz. Aynen. Okuyamaz, öyle. Anlayamaz tabii bile. Bu adamlar doğru. Bilgi sahibi insanlarda. Siyasi fikir olarak tamam, doğru olmayan dönem için, devir için yanlış bir takım siyasi rejim anlayışlarına gitmiş olabilir kafaları ama ne boş adamlar ne de muhataplarını etkisi altına alamayacak kadar sığ adamlar değil. Yine Ziya Paşa var. Tabii. Mesela Ahmet Mithat Efendi var. Efendim yine işte bu Kapolyon gibi başka bir takım yerli yabancı adamlarla sürekli oturuyor kalkıyor. Bir takım paşalar var. Efendim Rıza Paşa'nın oğlu İbrahim Bey gibi. Bunlar bunun hep sofra arkadaşı. Günlerce, gecelerce oturuyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve sohbet ediyorlar. Haliyle etrafında o baskın karakteristik yapıya sahip, bu hüviyete sahip, bu mütefekkir gibi görünen insanlardan müteessir oluyor, etkileniyor diyor. Bunu ben biraz mealinden açarak, şerh ederek, tavzihli bir şekilde anlattım. İkinci Abdülhamit bu kadar geniş anlatmıyor ama onun söylediği birkaç satırlık cümlenin aslında açılımı, şerh edilmiş hali bu. Bundan dolayı üzülüyor da işin açıkçası. Yani abisinin böyle bir durum içerisinde olmasına canı sıkılıyor. İşte bu sebeple de Namık Kemal'e rastladığı yerde de onu ikaz ediyor. Ki iktidara geçtikten birkaç sene sonra bunu söyleme ihtiyacı hissetmiş bir alaka kesmeden bir bahisle. İşte bunu zannediyorum yine Tahsin Paşa hatıratında yazıyor olsa gerek. Bundan bahsetmiş. Yani iyi bir aslında maya olarak iyi birisi, yapı olarak, karakteristik yapısı olarak da iyi beslendiği, iyi yönlendirildiği zaman çok güzel neticeler verecek birisi. Eğitim olarak da çok iyi. Ancak eğitimde maalesef zihnini ifsad edecek bir takım felsefi görüşlerinde karıştığını itirafa mecburum. Felsefe hususunda benim son derece mim koyduğum noktalar var. Ben felsefe okumamış birisi değilim. Felsefe de okudum. İslam felsefesi denilen, yine tırnak içinde söylüyorum, İslam felsefesi olur mu ya da İslam'ın felsefesi olur mu? O da ayrıca bir tartışma meselesidir. Kimisi çünkü İslam felsefesine mevzu ya da konu yaptıkları şeyler tasavvufun kendi içerisinde yaratılışa ya da varoluşa dair hususları mevzu bahis etmek. Bunu bazen bakarsınız akaidin biraz daha münakaşalı tartışmalı formu dediğimiz kelam sahasında konuşulduğunu görürsünüz. Bir bakarsınız İslam felsefesi diye başka bir başlık altında konuşulduğunu görürsünüz. Bunlar böyle biraz birbirine geçişken gibi, net sınırlara ayrılmamış. Ama batıdaki felsefe anlayışına benzer bir tarzda ele alınması ya da batının felsefeyle ilgili malzeme olarak kullandığı ya da merkeze aldığı akıl cihetinden düşünüldüğünde efendim bir takım sıkıntılı tarafları olduğunu düşünüyorum ki o dönemde ki felsefecilerin de yine çok geçmeden hatta aynı dönemlerde birbirlerinin fikirlerine bile itirazlarda bulundukları düşünülürse ancak muhtelif birbirinden fazla aynı konu hakkındaki felsefi görüşlerden birini tercih edenlerin aklına, düşünce tarzına ve yapısına onun yatkın olduğunu o fark etmeden doğrusu budur diyerek efendim o akıma, o ekole kendini kaptırıyor ama aslında anlayış biçimine o anlatım uygun olduğu için gibi bir durum var. Eğer gerçekten aklın çalışma prensiplerini vaaz etmiş olan Aristo muydu? Aristo, evet. Aklın çalışma prensibi, mantık kaideleri, kategoriler ve topikler dediğimiz eserleri ve benzeri birçok hususta aklı tek bir noktaya teklif ederek doğru düşünme tarzı hareketiyle selim çalışan bir hisle aynı mesele üzerinde herkesin birbirine az ya da çok benzer kanaatlere sahip olacak neticelere varması gerekirken neden aynı konuda birbirinden son derece uzak neticelere varmış bir sürü felsefi akım ve ekol var değil mi? Ya bunlar o zaman aklın çalışma prensiplerini, mantık kaidelerini doğru anlamamışlar yahut o da burada aslında kullanırken herkesin işine geldiği şekilde kullanmak ve pratize etmek şeklindeki bir tarz hareketle yanlış neticeler vermiş. Konumuz bu değil tabii, bu bir bahsi diğer ama konumuzda şu cihetten ilgili 5. Murad'ın zihni son derece mayası sağlam olduğu, eğitimi sağlam olduğu halde iyiliş eden maalesef bu. Belki doğru bir, bu işin mütehassısı bir hocanın elinde felsefi tahsili yapsaydı başka neticeler daha hasıl olabilirdi. Serbest okumalarla yapmak başka bir sıkıntı. Yani hoca rehber her zaman önemlidir. İşte veliaht da olsanız, bir hanedan mensubu da olsanız, en iyi hocalardan da ders alsanız
Eğer doğru bir tarzda harekette tahsil görmezseniz elde edeceğiniz, yani tahsilinizden elde edeceğiniz neticeler bazen sizi felakete götürecek fikirlere sahip olabilir. Evet. Eğitimi böyle, dediğim gibi. Hocam belki ilave kabiliğinden şu söylenebilir. Beşinci Murad'ı fikren etkilediğini söylediğiniz Namık Kemal ve Ziya Paşa malum. Daha sonra Abdülhamit tahta geçtiğinde Sadrazam Mithat Paşa tarafından sultana teklif ediliyor. Mabeyn başkatipliğine ve kitabetine bu ikisini alın diye. Ama Abdülhamit az önce de bahsettiğiniz gibi 5. Murad'ın o husustaki hatasını tespit etmiş olduğu için bu iki kişiyi kabul etmiyor ve onun yerine Eynli Said Paşa'yı getiriyor. Aslında 5. Murad'ın takip ettiği siyasetten farklı bir siyaset takip edeceğini ve onun düştüğü hataya düşmeyeceğini daha saltanatının başında bu hamlesiyle göstermiş oluyor. Daha ilginç, bunu yine Mütemmim babında söyleyeyim. Çok doğru bir yere parmak bastın, işaret ettin. 2. Abdülhamit Han gerçekten müthiş bir gözlemci ve müthiş bir mütefekkir. Yani tarih ilminin insanda vermesi muhtemel en doğru, en güzel, en harika netice nedir diye soracak olsanız ve bunu bizim önümüze bir hikaye gibi, bir vaka olarak böyle bir serencamı olan, romanse edilebilerek anlatılabilecek bir şey olarak koyun ve koyarsanız buna misal örnek ne olur derseniz, ben derim ki 2. Abdülhamit olur. Hayatımda onun kadar gerçekten hemen yakın devrinde yaşanmış hadiseyi bizzat vukufiyet sağlayarak en doğru şekilde tespit ve tayin edip ne olmuş, ne yaşanmış, onu gözlemleyip ortaya koyup bu olmuş, bu bununla konuşmuş, bu bununla oturmuş kalkmış, bunun fikri bu olmuş, bunun fikri bu olmuş, bu bundan müteessir olmuş. Bu tespiti en doğru bir şekilde yapmış, açıkları ve eksikleri görmüş, bunu gördükten sonra bundan beslenerek kendince en doğrusunu yapmaya çalışan ve bu şekilde bir tarzı hareket içerisinde bulunan bir şahsiyet var karşımızda. Sadece 5. Murat'la ilgili değil, bunu niye söyledim? Sultan Abdülaziz Han'ın da bir takım tarzı siyasetini rahmetli Cennet Mekan amcam bu hususta yanlış yaptı demişliği çoktur. Mesela işte hal erkanını, kendisini hal eden kadroyu, işte bir talebe-i ulumun ayaklanması, bu ayaklanma neticesinde baskı ve tazike tahammül edemeyerek onların istediği ki ona bunu söylettirenler vardı onlara bunu. Yani daha önceki programlarda anlatmıştım, hatırlayacaktır belki bazıları. Hasan Hayrullah Efendi'den ziyade Gürcü Şerif Efendi olması lazım. Onu Şeyhülislam yapmak istiyor bu talebe-i ulum ayaklanmasında. Süleyman Öztoprakoğlu diye biri var. Sonradan bu Sultan Abdülhamit Han'ın cinci hocası diye şeyi yazmıştı. Evet. Ebul Huda Efendi'yi evet. Yazdığı bir eseri var. O aslında bir hatırat kabilinden. Babası da Mabeyn Katipliği'nde katiplerden birisi vazifesi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama o gün için mazul. Yani vazife yapmıyor dışarıda. Saraydan diyor hemen bir atlı geldi. Babama dedi ki aman efendim Sultan Abdülaziz Gürcü Şerif Efendi'yi Şeyhülislam yapmak istiyor. Bu bizim bütün planlarımızı bozar. Çünkü niye planları bozar? Gelen adamlar Abdülaziz'i hal etmek istiyor. O yüzden kazaskeri serasker Hüseyin Avni, yani ordunun başına geçen birisi hal erkanından olacak ki ordu kontrol altında olsun. Mithat Paşa sadrazam olacak ki, ya da Rüştü Paşa, bu ekipte olanlardan birinin de sadrazam olması lazım ki bazı iradeleri çıkarabilsin. Ama en mühimi ve en mühimi, padişahı hal edebilmek için şer'i bir ilama ihtiyaç var. Evet. Şer'i bir fetvaya ihtiyaç var. Bu fetvayı kim verir? Verebilecek birisi gelmesi lazım. Şerif Efendi gelirse ve sen ondan fetvayı alamazsan ne olur? Bütün plan suya yatar. Sen o zaman fetvasız olarak padişahı indirmek zorunda kalırsın. Bütün bu planlarımız bozulur efendim, hemen bu işi düzeltin diyor. Babam hemen beni çağırdı diyor, Süleyman Bey. Hemen bana bir pusula yazdı verdi. Koş bunu dayına verdi diyor. Dayısı da Miralay Fatih'te. Hadise de biliyorsun yine Fatih'e bugün evet. Bağlı ama Bayezid taraflarında evet. Daha çok nümayiş oluyor. Hemen dört nalı atımı sürdüm diyor. Gittim dayıma verdim. Dayım baktı, aa tamam dedi diyor. Sen git, ben icabına bakarım. Hemen gitti o gün işte o talebe-i ulumun kulağına fısıldadı gerekli kişilere ki Gürcü Şerif Efendi yapılmak düşünülüyor. Şeyhülislam bunu istemeyiz. Hasan Aydullah Efendi isteriz diye nümayiş yapın. Nümayişçiler gidiyorlar Baba Ali'nin kapısına. Efendim Şerif Efendi Şeyhülislam isteniyormuş, biz bunu istemeyiz. Vallahi gelirse sirkeci iskelesinde onu parça parça ederiz. Efendim biz Hasan Aydullah Efendi isteriz diyor.
kulağına fısıldıyor. Aynı neye benziyor? Dikkat et, gezi yürüyüşüne evet. benziyor değil mi? Yani ağaç meselesiyle, tabiat ve doğa meselesiyle başlamış. Ondan sonra iş köprüyü istemeyize gitti. Sonra havaalanını istemeyize gitti. Sonra işte tünelleri istemeyize gitti. Tamam da bununla bunun ne alakası var dersin? Ufak bir bağlantı belki kurulabilir ama büyük anlamda resmin bütününe bakıldığında böyle bir bağlantı yok. Aynı onun gibi kulağına fısıldanmak suretiyle. Tabii bu haber bir şekilde Abdülaziz'e gelince Şerif Efendi'yi Şeyhülislam yapmıyor. Tamam sen git diyor, vazgeçtik. Hasan Ayrullah çağırıyor. Vallahi diyor seni yapmazdım Şeyhülislam ama bu nimayişi yapanlar seni istiyor. Ben de daha fazla huzursuzluk olsun istemiyorum diyor. Ama bir basit hocalıktan onu saray imamlığına getiren Abdülaziz. Ona ihsan ve inamlarda bulunan Abdülaziz. Ve onu en sonunda yine Şeyhülislam'la getiren de Abdülaziz olmasına rağmen onun hal fetvasını bir sürü yalan dolanla imzalayıp neşreden ya da efendim o fetvayı veren de yine Abdülaziz. Hocam evet. Tam burada aslında bir reklama girmemiz gerekiyor ama Sultan'ın tam da bu husustaki kanaatine dair bir cümlesiyle reklama girelim istiyorum. Şimdi Sultan'a azledildiği tebliğ edildiğinde saray erkanı tarafından ne yapalım kader böyleymiş diyor. Hakikaten daha 2-3 hafta önce vazifeye getirildi bu bahsettiğiniz isyan sonrasında. İşte yeni sadrazam, mütercim Rüştü Paşalar, Serasker, Hüseyin Avni Paşa vesaire onu indiriyorlar ve şöyle diyor. Böyle olacağını biliyordum. Zira Selahattin-i Salife'den yani daha önceki sultanlardan beri benim gibi bu devlete hizmet edenler hep duçarı felaket olmuştur diyor. Burada amcası 3. Selim'e atıf yapıyor. O işte onların gördükleri felaket benim hakkımda da zuhura geldi diyor. Hakikaten baktığımızda yani 3. Selim de böyle yapmıştı. İsyan edenleri yatıştıralım, kan dökülmesin, ahalinin kanı telef olmasın diye iyi niyetlilikle onların istediği adamları iktidara getirmişti. Fakat o adamlar da çok kısa birkaç ay süre sonra 3. Selim'i indirmekte hiç tereddüt etmemişti. Evet. Ya burada bir şey var. Paşalardan birisi Memduh Paşa mıydı? Yanlış hatırlayabiliyorum. Bilirim. Hatıratında diyor ki ben diyor Sultan Abdülaziz'in bu tarzı hareketini doğru bulmadım. Yapması gereken şey bir şekilde nümayişleri tenkil etmekti. Ondan sonra gerekirse o isteyenleri ondan sonra yine aynı kişileri bile tayin edecekse onları tenkil ettikten sonra yapmalıydı. Neden? Çünkü her nümayiş yapan yaptıktan sonra arzusuna nail oluyor düşüncesi zihin kodu olarak zihinlerde yerleşmesin, kodlanmasın ki her siyasete müdahale etmek isteyen sokağa dökülüp de nümayiş yapıp kabineyi, vükela meclisini değiştirebilmek iktidar ve kudretini nümayiş yapmakta bulmasın. Bu alışkanlık başlamasın diye ben nümayiş neticesinde bunun olmasına asla müsaade etmez. Nümayişi bastırırdım diyor. Ancak şöyle bir şey var. Orada biraz da Sultan Abdülaziz'in elini kolunu bağlayan şeyler var. Yani bir kere etrafında gerçekten çok güveneceği adam sayısı az. İkincisi Hersek isyanı sebebiyle askerlerin bir kısmı zaten Balkanlarda. İstanbul'da inzibat gücünü sağlayacak kadar belki de yeterli görünecek bir şey yok. Bu nümayişi bastıracak bir kolluk kuvveti yok. Daha ilginci var. O iş biraz ince gider. Orada o nümayişi yapanlara maalesef İngiltere'den vesaire yerlerden bir şekilde ya finans sağlanmış, Beyoğlu'ndaki silah tüccarlarından silah alınmış, biraz da kaçak silah getirtilmek suretiyle bu nümayişlerin ciddi bir kısmı silahla donatılmış idi. O yüzden bunların bir kısmının elinde silah vardı. Bunlar sadece sivil itaatsizlik noktasında sokağa dökülen adamlar değildi. Ancak ilginç bir taraf var. Bunlar hep silahlarını gizlemişler. Yani göstererek sokakta dolaşmamışlar. Gayrimüslimlere emniyet telkin etmişler. Merak etmeyin, kimseye bir şey olmayacak. Biz sadece bir nümayiş yapıyoruz. Sesimizi saraya eşittirmek istiyoruz şeklinde. Aslında bugünkü anlamda tırnak içinde söylüyorum. Demokratik bir nümayişi olabildiğince göstermeye çalışmış. Hiçbir yeri yakmamış, yıkmamış, kırmamış, dökmemiş. Ancak buna rağmen bellerinde silah olan insanlardı. Ya. Örtülü ve görünmüyordu olsa. Ancak saray bunun tabii ki istihbaratını yapmış ve biliyordu. Böyle bir nümayişi bastırmak hususunda maalesef ucunu ya da önünü alamayacakları başka bir yere gidebilirdi. Anlatabiliyor muyum? O sebeple evet doğru Abdülaziz burada ilk bakışta hatalı gibi görünen taraflar olsa da bunların en büyük derdi halktan, ahaliden, kimseden bir damla kan bile akmasın hassasiyeti. Hep efendim dikkate alınmış ancak mecbur kalındığı dönemlerde her isyana olduğu gibi bu kardeşi de olsa efendim oğlu da olsa tenkil ettiği gibi son tahlilde ederdi de. Ama
böyle bir tayinle, atamayla çözülüyorsa onu da öyle çözdü. Ama kendi sonunu evet hazırladı. Pekala hocam. İnşallah reklamlardan sonra diğer suallerimize de geçeriz. Hay hay, inşallah. Lalegül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lalegül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12.685, sembol oranı 30.000, polarizasyon, dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lalegül TV'yi izlemeleri için uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. Tekrar hoş geldiniz efendim. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam, 5. Murat'ın şehzadeliğinden, şahsiyetinden ve aldığı eğitimden bahsetmiştik. Fakat bir ara bir takım görüştüğü insanlardan bahsetmiştiniz. O insanlarla fikir alışverişinde bulunduğu, hatta işret meclisleri tertip ettiğini söylemiştiniz. Şimdi bir takım rivayetler var. Sultan Abdülaziz'in Şehzade Murat'ı bir nevi mahpus tuttuğu, onu hareket serbestiyetine çok hani imkan vermediğini vesaire söyleniyordu. Şimdi sizin bu bahsettiklerinizde bu biraz tenakuz teşkil ediyor gibi. Yani bu noktada mesela Sultan Murat'ın takıldığı insanlar, sofra arkadaşları evet. Nasıldı? Şimdi burada tabii aslında birbirinden farklı ve fazla birkaç başlıktan bahsedilebilir. Sultan Abdülaziz Han'ın hanedan mensuplarına olan davranışı nasıldı? 5. Murad'ın hanedan mensuplarına olan muamelesi nasıl idi? Ya da Sultan Murad'ın Sultan Abdülaziz'le ilgili kanaati, yaklaşımı hakkındaki düşüncesi neydi gibi hususlar elbette farklı başlıklar altında belki biraz daha uzun ve tafsilatlı konuşulabilir. Ama sizin sorduğunuz sual üzerinden biraz daha ihtisaren hülasa ederek anlatmaya çalışayım. Bir kere programın birinci bölümünde dediğim gibi sürekli sultan, yani şehzadeliğinde Murad'ın zihninde bir tahta geçme hissiyatı var olduğundan buradan hareketle hususen Sultan Abdülaziz döneminin bir takım icraatlerinin Tasvir-i Efkar gazetesinde fazlaca tenkit edilmesi gibi bir husus olunca tabii kendisine bu muhalefetinde ya da tahta geçme hususunda belki de yardımcı olacağı düşüncesiyle oradaki yazar kadrosuyla ya da o düşünce ve fikre sahip olanlarla bir kontak kurma durumu hasıl oldu. Bunlarla sık sık görüşür duruma geldi. Sık sık onlar gelir gider gibi bir durum oldu. Bunu biraz kolaylığını getiren, bunu kolay şekilde yapılmasını sağlayan husussa Sultan Abdülaziz'in Kadıköy'deki Kurbağalı Dere'de bir konağı vardı. Bu konağı Murad'a tahsis etmişti. Evet. Bu biraz daha böyle gözden uzak bir yer. Yani hı-hı. Neticede arada Boğaz var. Tabii. Dolmabahçe Sarayı'na belli bir mesafede. Biraz gözlerden uzak. Ve bu Kurbağalı Dere'deki konağında bu tür meclisleri çok yapmaya başladı. Hemen hemen her akşam. Hı-hı. Tabii şimdi bu sıkıştırma meselesini ya da mahpus hayatı gibi meselesine başlangıç için şöyle bir şey söyleyeyim. Sultan Abdülaziz Han tahta geçtiği zaman şehzadeleri çağırır. Hem Murad'ı çağırır, hem Abdülhamit'i çağırır, hem Reşat'ı çağırır. Her neyse yaşı müsait olanları. Der ki ben şimdi tamam tahta geçtim. Ama nasıl abim Abdülmecid döneminde rahatsam, rahat bir şekilde tarzı harekette bulunabildiysem sizi de aynı şekilde rahat bırakıyorum. Rahatsınız. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nda kendisi için, kendisinin zamanında bulunduğu veliaht dairesini de 5. Murat'la 2. Abdülhamit'e verir. Hatta kendi vapurunu da Murad'a tahsis eder. Kurbağalı Dere'yi de yine Murad'a tahsis eder. Başka Nispetiye'de ve Fikirtepe'de bir takım köşklerde olduğunu biliyoruz. Nereye isterse 5. Murat gidiyor o dönem için Şehzade Veliaht. Ve rahat bir hayatı var, baskı yok. İstediğiyle görüşüyor, istediğiyle oturuyor, istediğiyle kalkıyor. Çok rahat. Ancak bu programın ilerleyen taraflarında, belki bugün yetişir mi bilmiyorum, ona açtığı yüksek bir takım masraf kapıları hasıl ediyor. Hmm. Çünkü o bir kısım insanları etrafında tutabilmek için çok yüksek masraflarda bulunuyor. Bir kere her akşam yapılan o meclisler, o toplantılar, o yemeler, içmeler elbette bir masrafı mucip.
Haliyle bunlara hizmet edecek bir kadro ihtiyacı var. Haliyle o köşkün konağın bir takım bakımları, yeni bir takım yerlerin imar ve inşası, bunu efendim 5. Murad'ın belki mali durumunu konuştuğumuz bahis olursa orada teferruatlandırırız inşallah. Burada biraz sathi, yüzeysel geçmek istiyorum. Haliyle o yanına gelip gidenlere de bir ihsanda, hediyede bulunma gibi bir durumu var. Bu onun tabii çok fazlaca mali imkanlarını sarsıyor ve sarsılan bu mali imkanlar sebebiyle önden para çekmek istiyor maliyeden. Yani henüz tahakkuk etmemiş, işlememiş maaşlarını istiyor. Yani bugün kaçıncı aydayız, 10. ayda mıyız? Bana 11. ayın maaşını verir misiniz diyor, 12. ayın maaşını verir misiniz? Kendi maaşını istiyor ama önceden istiyor. Bunlar tabii sarayın dikkatini çekiyor. Neticede rapor veriliyor sultana, mali durumlar. Bununla beraber bakın bu 1870'lere, 73'lere kadar aslında büyük ölçüde rahat bir durumu var. 1861'de Sultan Abdülaziz'in tahta geçtiğini düşünürsek 10 sene gibi, 10 küsur sene gibi bir zaman aslında rahattır 5. Murat, Şehzadeliği, Veliahtlığı döneminde. Ancak 1870'lerden sonra artık onun kulağına gelmeye başlar Sultan Abdülaziz'in kendisi hakkında menfi konuşmaya başladığını. Yani o sohbetlerde mesela Sultan Abdülaziz'in baş mabencisi Ziver Bey vardır. Ziver Bey aslında Şehzade Murad'ın ajanı gibi çalışır. Yani Sultan Abdülaziz ne yapıyor, ne ediyor, bütün tarzı hareketini birkaç günde bir gelip 5. Murad'a Şehzadeliği döneminde rapor eder. Hatta Sultan 2. Abdülhamit Han, bu çok yakışıksız bir şeydir maalesef ama Abdülhamit Han bir gün şahit olduğu bir meseleyi anlatır. Maalesef amcası Abdülaziz'in taklidini yaptırır bu meclislerde Ziver Bey'e. Bizim amca nasıl yapıyor, şunu nasıl söylüyor, bunu nasıl yapıyor bir göster bakalım diye, sonra da gülüşürler. Bu hiç hoşuna gitmez tabii Abdülhamit'in. Yani Abdülhamit'in bu hususta siyasi beklentileri ve siyasi organizasyonları noktasında abisi Murad'a aslında telkinleri de vardır. Abi yapma böyle. Bu doğru değil. Sıran geldiğinde sen de tahta geçersin. Bu hanedan beyninde, yani hanedan arasında sıkıntılara sebep olur. Devletin istikametini ve istikrarını bozacak bir şeydir. Şer düşünceli insanlar niyetlerini gizleyip sana yaklaşabilirler. Aslında senin düşüncen istikametinde ve seni sanki tahta geçirmek istiyor gibi görünüp aslında kendi emelleri, şahsi endişe istikballerini teminat altına almak için sana destek oluyor olabilirler. İnsanların samimiyeti ve ihlasından emin olamazsın. Sen bir hanedan mensubusun. Bunu yapma. Sıran geldiğinde sen de tahta geçersin, sen de padişah olursun demişliği var. Yani tabii maalesef 5. Murat biraz evvel de şahsiyetinden bahsederken tam açık fikirli, rahat filan ama yerli yersiz esprileri de olan birisi. Mesela Sultan Abdülhamit'in biraz böyle evhamlı oluşunu aslında espri ve latife anlamında Abdülhamit'e karşı da kullanan birisi. Mesela bir gün bir mecliste ya hayırdır biraderim rengin biraz sararmış gibi filan diyerek onun vehmini tetiklemeye çalışıp ya hasta mısın falan diye onu evhamlandırmaya çalışmış. Tabi bu bir latife. Latife olduğu da çok geçmeden o mecliste anlaşılıyor ama bu 5. Murad'ın yani davranışıyla, tarzı hareketiyle ilgili de bize bir fikir veriyor. Orada o meclislerde Namık Kemallerin, Ziya Paşaların, efendim Hristaki'nin, ki Hristaki Sarraf bu işlerin aslında siyasi anlamda tamamen finansmanı. Çünkü maaşını alamadığı ya da maaşını çek olarak, senet olarak aldığında maliyeden bunu para olarak belli bir faizle Hristaki'ye kırdırıyor. Ve nakit para alıyor, ona da senet yapıyor. Maaş senedini ona veriyor. Orada Köçeoğlu Agop var. Efendim o da yine hakeza bu sarraflardan birisi. Başka da finansörler var. Mesela Hidiv İsmail Paşa zamanında Mısır'daki sistemin veraset usulüne çevrilmesi hususunda Mustafa Fazıl Paşa yine Hidiv ailesinden bundan son derece müteessir oluyor. Sultan Abdülaziz'e kırılıyor ve artık ona muarız oluyor. Ona muarız olmak ne demek oluyor? Bu sefer onun karşısında bir takım siyasi hareketlerde bulunan 5. Murad'a yaklaşmak oluyor. Ona yaklaşınca finansman hususunda da onu desteklemeye başlıyor. Onun yanındaki adamları da mesela Mustafa Fazıl Paşa destekliyor. Hatta Mustafa Fazıl Paşa üzerinden İngiltere ve Fransa'daki bir takım Jön Türk ya da Yeni Osmanlıcıların çıkardıkları bir takım neşriyatlar da maddi destekleri de bu Hristaki, Köçeoğlu Agop ve Mustafa Fazıl Paşa gibiler üzerinden maddi imkan ve destek sağladıklarında sağlamaya çalıştığını da görüyoruz. Şimdi etrafında bir kadro var.
Bu kadroyu sürekli memnun etmek, yanında ve yöresinde tutmak istiyor. Bunların bir kısmı gazetede yazar, bir kısmı siyasette, bir kısmı ekabirden insanlar. Yani lobi faaliyetleri yürütebilecek kadar çevresi güçlü ve geniş insanlar. Bu insanlarla oturup kalkması demek, bu insanlara bir takım ihsanlarda bulunmak, maddi imkanlar tanımak, onların gönüllerini hep hoş etmekle ilgili. Bu maalesef veliahtlı dönemi boyunca neredeyse bir lobi faaliyetiyle yürüyen bir veliahtlık hayatı var. Yani Sağır Sultan olsa, el işaretleriyle de olsa o sultana senin aleyhinde çalışan bir hanedan mensubu var arkadaş derler adama. Bu onun kulağına gelir, istihbaratı bile olmasına gerek yok ki bir gün Mehmet Reşat'la Sultan II. Abdülhamit, Sultan Abdülaziz'i ziyarete gittiklerinde Abdülhamit bunu açıkça söyler. Abdülhamit başlangıçtan beri bu tarz hareketin karşısındadır, doğru bulmaz, yanlış bulur. Çünkü devletin istikamet ve istikrarına bu işin zarar vereceğini düşünür. Abisini çok sevdiği halde sürekli Kurbağalı Dere'ye ziyaretine gittiği ve meclisinde oturup sohbet ve muhabbet etmeye çalıştığı ve onu yoldan çıkaran, onun hem ruhi hem bedeni rahatsızlık hasıl edebilecek bir şekilde kötü alışkanlıklara sevk etmeye çalışanların önüne geçmeye çalışmasına rağmen onu yalnız bırakmaz, gelir gider ama yaptığı yanlışı da asla tasdik etmez. Yüzüne karşı biraz evvel rivayet ettiğim sözünde yanlış yapıyorsun, sıran geldiğinde sen de tahta geçersin dediği gibi Sultan Abdülaziz'e abim aleyhinizde maalesef sözler söylemekte, aleyhinize konuşup size muhalefet etmekte bazı hususi sohbetlerde demek suretiyle Sultan Abdülaziz'i bundan haberdar etmiştir. Yanında Mehmet Reşat da bulunmuş iken Sultan Abdülaziz Mehmet Reşat'a da peki sen de bunu duydun mu dedik de Mehmet Reşat da hayır efendim, tam tersi ben her yerde, mekan ve zeminde sizi met ettiğini ve sizden sitayişkar bahsettiğini biliyorum demiştir. Halbuki Mehmet Reşat da böyle olduğunu biliyor. Neden? Mehmet Reşat orada yanlış yapıyor tabii ki ama belki kardeşini korumak sahipliğiyle yapıyor. Ama maalesef Abdülhamit'i orada tasdik etmemekle beraber Sultan Abdülaziz'i bir takım hakkında aleyhinde devleti de buhrana sokacak ki soktu. Arkasından 93 harbi geldi, orada her şey ayaklanması varken halledildi Abdülaziz. Arkasından Karabağ, Sırbistan. Efendim arkasından önlenemeyen bir 93 harbi ki bu Sırbistan ve Karadağ isyanları 5. Murad'ın 93 günlük tahtı saltanatında oldu. Yani memleket büyük bir müzayakaya doğru sürüklendi. Yani elbette Sultan Abdülhamit'in burada verdiği haber doğruydu. Mehmet Reşat tasdik etmedi ama bir gün Mehmet Reşat diyor ki yanına gittim çok öfkeliydi. Tam sizin bu sorduğunuz suale istinaden 70'li yıllarda 70 ya da 73'te hatta bu Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre kitabı piyes haline getirilip Güllü Agop'un Gedikpaşa'daki tiyatrosunda oynatılıyor. Halil orada galeyana gelen halk sokaklara çıkıp nümayiş yaparak efendim tam olarak Abdülaziz istemeyiz de diyemiyorlar ama işte muradımız hasıl olsun gibi Sultan Murad'a gönderme yapmak suretiyle yani onu isteriz mealinde bir nümayiş ve gösteriler olunca Sultan Abdülaziz hemen bu kadroyu efendim Ziya Paşa'yı, Namık Kemal'i, Ahmet Mithat'ı vesaire bir takım bu ekipten olanları sürüyor. Kimini Magosa'ya sürüyor Namık Kemal'i. Ziya Paşa'yı efendim Girit'e veya Rodos'a sürüyor. Efendim Ahmet Mithat'ı herhalde Trablus'a sürüyor olabilir. Her neyse Akke'ye sürüyor. Affedersin. Neticede dağıtıyor bunları. Hatta o gazeteyi de kapatıyor. Bundan sonra Şehzade'ye de o aralarda sürekli borçlanması sebebiyle maaşının dışında atiyelerde, ihsanlarda bulunduğu halde onları kesiyor. Önden işlememiş maaşlarını almak talebinin de önünü kesiyor. Bundan sonra ancak işleyen maaşını alabilirsin diyor. Ve Kurbağalıdere'deki konağına ancak hafta sonları gidebilirsin. Hafta içi sarayda olacaksın diyor. Dolmabahçe Sarayı'ndaki veliaht dairesinde bulunacaksın. Ama sultan yani o gün için şehzade olan 5. Murat yine bunları dinlemeyen bir adam. Gizli gizli yani saraya Dolmabahçe'deki dairesine dahi bu adamları aldırmak suretiyle orada da yine işret meclislerine devam etmek suretiyle bu komplolarına, bu lobi faaliyetlerine yine devam ediyor. Şimdi tabii bütün bunlar haber alınıyor Sultan Abdülaziz tarafından ve en sonunda şimdi size söylediğim bir tedbir alıyor. Aldığı tedbir de bu. Yani onun dışında yine Fikirtepe'ye gidebilir, onun dışında yine Nispetiye'deki köşküne gidebilir, onun dışında yine zaten haftanın birkaç günü Kurbağalıdere'deki konağına gidebilir ama onu anlaşılan ki herhangi bir tedbir durduramıyor, durduramamakta. Bu insanlarla görüşmeye sürekli devam etmekte. Bunu çünkü teşrifat cihetinden hiç de uygun olmayan bir şekilde saraya bu arkadaşlarını aldırmak suretiyle kendi dairesinde mahrem haremin de olduğu yerde bu işlere devam etmeye çalışması belki hususi bir odasında neyse
uygun olmayan bir şekilde bu işlere sürekli devam edip bunlarla kontağını hiçbir şekilde bırakmıyor. Bu maddi kısıtlamaları durduruyor mu? Durdurmuyor. O güne kadar bu sarraflardan olan maaş senetleri karşılığında aldığı borçlar veya da maaş senetlerini evvelden, önceden, günü gelmeden, tahakkuk etmeden kırdırması hususunu belli bir faizle, ki senelik %18 yaklaşık, bu sefer artık maaş senetlerinin dışında haricen borçlanmaya başlıyor senetle. Onu inşallah ileride konuşuruz. Yani demem o ki ciddi bir şekilde maalesef lobi faaliyetleri yapan, sürekli nasıl kendisinin iktidara gelebileceğini planlayan, düşünen, tahttaki Sultan Abdülaziz'i yıpratacak bir takım fiillerin, faaliyetlerin içerisinde olup bunları organize etmeye çalışan, kendisine geniş bir kitle tarafından destek sağlayabilmek cihetinden bir takım örgütlere, bir takım kurumlara, müesseselere üye olmak gibi bazı yol ve yöntemlere müracaat etmek gibi hususlara başvurmak suretiyle aktif geçen, ama bu aktivitenin tamamen yemek, sohbet meclislerinde konuşalım, içelim, yiyelim, efendim lafını yapalım kabilinden geçen bir husus. Onunla tabii burada bu konuşulan hususlar arka planda herkesin yetkis alanında olan hususlarda buna dönük faaliyet, işte oraya gelen, o meclise gelen gazeteci ise gazetesinde o istikamette bir şeyler neşretmesi. Gelen kişi paşaysa o istikamette efendim şeyini, kendi emrindekileri imale etmesi gibi. Oraya gelenlerin, işte Kapolyon gibilerin sefirlerle münasebeti var. O münasebet sebebiyle sefirlerin kulağına, sefirlerin efendim bir şekilde Şehzade Murad'a bir takım bilgi ve kanaatlerini ulaştırması gibi laf taşıma hususları var. Aynı zamanda bir organizasyon, bir koordinasyon merkezi gibi aslında oraya gelip gidenler, oturanlar, kalkanlar dışarıda aktif bir şekilde 5. Murad'ın görüşemediği insanlarla arada koordinasyonu sağlayan kişiler bunlar. Tabii 1870-73'e kadar bu tiyatro meselesi 73'te oluyor. Sultan Abdülaziz'in evet. Halil 76. Bu ne demektir? Hadi 73'ten önce bir takım kısıtlamaları aldığını düşünürseniz 70 yapar. Zaten 67'de bile zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışı seyahati Abdülaziz'in. Evet, 67. Yani onu yanında götürdü. Son derece rahattı ve serbestti. Aslında Abdülaziz rahat bir adam. Ve onları rahat bırakıyor. Rahat bıraktırıyor. Ama bu rahat bıraktırması maalesef memleketin faydasına olmadı. Nitekim daha sonra tedbirini aldı, ama tedbirini alsa bile artık iş işten geçmişti. Bağda harabel Basra demiş, değil mi şair? Evet. Şimdi artık organizasyon kurulmuş. Bu sefer o organizasyon, rahat zamanda kurulmuş organizasyon, kısıtlı ve dar zamanda artık baskı altında, merdiven altı kapı aralığından artık yürümeye devam ediyor. Ama devam ediyor. Daha rahat devam edemiyor. Sıkı da olsa devam ediyor ve bir gün ne oluyor? İşte nümayiş oluyor. Ulümü talebe efendim, değil mi? Evet. Ondan sonra vükela değişiyor. Sonra hal geliyor. Sonra arkasından kendisi şehit ediliyor. Hayatına mal oluyor. 5. Murat geliyor. Ama bir şekilde anlatacağız, konuşacağız. Neler geliyor, neler yaşanıyor. Olmuyor. Sonra Abdülhamit geliyor. Ama arkasından bozulan, düşen devlet istikrar ister. Bozulan düzenin arkasından 93 harbi engellenemiyor. Sen de iyi biliyorsun. Sen de tarih hususunda araştırmalar yapıyorsun. Allah aşkına söyle. 93 harbi Osmanlı'nın 600 küsur yıllık sene ömrü boyunca yaşadığı bir sürü sıkıntı olmuştur. Bazı harpler yani mutfak ekibinin dahi harbe girecek kadar, hizmetlerin de harbe girmesiyle kazanılan harpler de olmuştur geçmişte. Haçoğlu gibi. Onu zaten şey olarak söyledim. Onun dışında başka bir sürü sıkıntıya girmiştir. Mehmet Ali Paşa zamanında olduğu gibi, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Genç Osman meselesi gibi bir sürü vaka olmuştur. Sonrasında da olacaktır. Ama devletin belini öyle zannediyorum ki belki 1. Cihan Harbi bile 93 Harbi kadar kırmamıştır. Yani 1. Cihan Harbi'nden sonra bir şekilde Osmanlı Devleti ebediyen munkarizdir denmeseydi, bir şekilde Osmanlı Devleti belki meşruti monarşi olarak devam etmiş olsaydı, 1. Cihan Harbi'nin geride bıraktığı zarar ve ziyan belki 93 Harbi'nin bıraktığı kadar bile değildir. Tartışılabilir elbette. Tarihçiler bunu tartışabilir. Ama olsa bile belki müsavi olur, dengede olur. Yani büyük bir kayıptır. Tabii. 93 Harbi devletin belini kırmıştır. Nitekim 1. Cihan Harbi'nde doğuran, 1. Cihan Harbi'ndeki bazı muvaffakiyetsizliklerimizin sebebi de 93 Harbi'dir.
oradaki bir takım kontrollerin zaten zayıflamış olması sebebiyle Birinci Cihan Harbi'nde oraların kolay belki elden çıkması ve kolay müdafaa edilememesinin de müsebbibi 93 Harbi'dir. 93 Harbi'nin Abdülhamit dönemi gelince anlatacağız inşallah. Ne büyük bir bela olmuştur başımıza 2. Abdülhamit döneminde. Ama efendim 93 Harbi'ne niye gittik? Niye gittik? Gayet Ruslarla bir şekilde İgnatiyev'le Nedim Paşa'nın kontağı üzerinden yürüyen bir diplomasi, Hersek isyanı, belki Karadağ ve Sırbistan isyanı bile olmayacaktı. Çünkü halledilmiş bir padişah, yerine gelen bir başka padişah, adam ruh sağlığı bozuk, hiçbir görüşme, ikili devletler arasında görüşme yapılamıyor, hiçbir anlaşma yapılamıyor, Hersek isyanı bastırılamıyor, Sırbistan Karadağ büyük bir sıkıntı içerisinde, ya diyor isyan eden Hersek, zararı gören biz, aralarında anlaşma yapıp onlar da isyan sancağı çekiyorlar, hayda al başına bir savaş daha. Bu sefer savaşıyorlar, mücadele, savaş her ne kadar kazanılsa da Rusya araya girip bir dakika diyor, ben müdahilim artık ve daha hareket yapmayın, her iki tarafa da bir nota çekiyor. Avrupalı devletleri de buna çağırıyor. Sonra konferans, tersane konferans, şu gibi görüşmeler. Arkasından burada da meşrutiyet ilan edilip kanun esasıyla hiçbir şekilde pazarlığa yanaşmayan meclisin sebep olduğu bir harple Osmanlı Devleti'nin başına gelmeyen kalmıyor. Bunun da faturasını 2. Abdülhamit'e kesiyorlar. Halbuki süreç ta 2 padişah önce Sultan Abdülaziz döneminden başlayan süreç. Tamam süreç kısadır. 5 ay öncesine, 6 ay öncesine aittir. Her 8 isyanıyla başlayıp 93 Harbi'yle devam eden bir süreçtir. Ama bütün bu Hersek isyanıyla işin olup bittiye getirilememesi, işin kapatılamamasının sebebi haldir. Halden sonra Sırbistan ve Karadağ isyanı 5. Murad'ın sağlıklı olmayışı ve sevki idare edememesi sebebiyle kopmuştur. Ondan sonra meşruti monarşiye geçilip meclisin şovanist ifade ve düşüncelerle Sultan Abdülhamit Han'ın hatta Rusya'nın bile savaş çıkarmamak hususunda Çar'ın tekliflerine İngiltere'nin, Fransa'nın bu husustaki vasıta olmalarına, arabulucu olmalarına bile karşı direnerek aynı Kırım Harbi'nde olduğu gibi biz meşrutiyeti ilan ettik, kanun esası ilan ettik, İngilizler Abdülaziz istemiyordu, onu bile indirdik. Artık yani bu dakikadan sonra bir zahmet bize destek olurlar herhalde diye düşündüler. Çünkü Avrupa için o kadar çok şey yaptı ki o mükela. Daha 13 ay evvel Sultan Abdülaziz'in indirilmesini istediğini İngiliz sefiri Mithat Paşa'ya söylüyor. Pardon, Serasker Hüseyin Avni Paşa'ya söylüyor. Mithat'ın zaten İngilizlerle diyalog ve kontağı çok belli. Yani mahpusken bile mektuplarını İngiliz elçisinin karısı üzerinden kendi karısına gönderiyor. Kadın eteğinin altından çıkarıp da mektupları veriyor Mithat Paşa'nın karısına. Adam her başı sıkıştığında da İngiliz elçiliğine sığınıyor. Bir gün muhakeme olacak Yıldız Sarayı'nda, İngiliz elçiliğine ulaşamıyor da Fransız elçiliğine sığınıyor. Her neyse, evet. Bu adamlar maalesef dışarıyla iltisaklı insanlar. Memleketin başına 93 harbi belasını açtılar. Ama Abdülhamit olabildiğince zararı azaltmaya çalıştı. 5. Murad'ın lobi faaliyetleri ve veliahtlı ve şehzadeli döneminde rahat durmaması, daha çocukluğunda aklına girmiş olan bu husus ve bu hususu temin cihetinden borçlanmaları ki annesi Şevki Efsa Hanım, Sultan, bu hususta maalesef çocuğunun başını yiyenlerden birisi de bu. 5. Murad'ın mayası sağlam. Bunu nitekim padişah olduktan sonraki bir takım tarz hareketleri, cülüs vetiresinde gösterdiği bir takım tarz hareketler yerine geldiğinde söyleyeceğiz. Oradaki bazı satır aralarında bize verdiği kendi karakteriyle ilgili çok mühim ipuçları var. Aslında kökeninde sağlam kökleri olan birisi. Her ne kadar batı tarzı bir eğitim almış olsa bile kökü sağlam birisi. Yeri geldiği zaman doğru bir mevadlı tabiyeyi çekmek suretiyle tatlı ve güzel meyveler verebilecek birisi. Ama maalesef veliahtlı döneminde saplantılı olduğu tahta vaktinden evvel geçme hissiyatı onu bu hususta hırslı hareket etmeye ve yanlış kararlar almaya itmiş. Mason olmak gibi bir maalesef şen'i bir fiili bile irtikap edebilmiş. Ama iktidara geçince bakıyoruz bazı hareketlerinde devleti düşünen işler yapmaya başlıyor. O yüzden bu sefer kendini tahta geçiren, Abdülaziz'i indiren, haleden erkanla sürtüşmeleri başlıyor. Yani burada aşırı borçlanmalarının sebeplerinden birisi de maalesef validesi. Bu validesinin hırsı belki kendisinden de büyük. O yüzden onun hırsının çok büyük oluşu belki de Murad'ı bu hale getirdi. Yani kendi hırsının neden bu kadar büyük olduğunu yeri geldiği zaman söyleyeceğiz. Yeri geldiği zaman yine söyleriz ama tekrar sen velev kendine 180 demişler. Faydalı ve doğru olan bir şeyi kaç kere olursa tekrar et. Şimdi 5. Murad'ın hal edildiği zaman aman oğlumu halletmeyin, iyileşir ya, biraz zaman tanıyın diyorlar. Halbuki şer'i olan süreç 1 ay, 2 ay, 1 ay. O zaten geçmiş, 2 ay fazladan beklemişler.
yani cününü mutbık, yani devam eden sürekli bir cinnet hali, efendim ruh sağlığı bozukluğu gösteriyor. Yoksa daha hafif işlerde şeriata göre zannediyorum bir seneye kadar beklenme gibi bir durumu olabilir, ama mutbık gibi bir durumda ki 4-5 rapor alınmış üst üste, yeri geldiğim zaman söyleriz inşallah. Artık vükela bunu indirmek zorunda kalıyor. Ne diyor biliyor musun validesi? Ya diyor, onu indirmeyin, iyileşir. Olmaz. Yani ya, artık bekleyecek zaman kalmadı. Devlet çok büyük sıkıntılar içerisine girdi. Bir padişah lazım. Anlaşma yapılacak. Anlaşma yapacak padişah yok İkili devletler arasında. O zaman diyor, İngiltere'de nasıl Kraliçe Victoria diyor tahtaysa beni de tahta geçirin diyor kadın. Teklife bakar mısın? Yani şer-i şerifle sevkle idare edilen bir devlet, onun dışında gelenek ve göreneği belli, hanedan usulü ve teşrifat sistemi, veraset düzeni belli, ama bunu teklif edebiliyor. Hırsa bakar mısın? Gerekirse İngiltere'deki gibi diyor, nasıl orada Kraliçe Victoria, Kraliçe diyor Victoria, ben de o zaman Kraliçe yapın, ben idare edeyim diyor. Tabii mümkün böyle bir şey? Asla mümkün değil. Yani naib olarak bile gelse, kendisi işte oğlu iyileşene kadar naib olarak, ben bu da mümkün değil. Çünkü naib zaten tayin etme usulü yok Osmanlı'da. Hiçbir padişah için naib tayin edilmemiş bildiğim kadarıyla, ama bu pozisyonda çalışan Sultan Murat döneminde validesi bir nevi naib gibi davrandığı dönemler, durumlar var. Olmuş, yaşı çok küçük oluşu sebebiyle. Ama tam bir naib olarak tayin edilmiş olma durumu bildiğim kadarıyla yoktur. Yani veliahtlık durumu böyle maalesef. Peki hocam, sofra arkadaşlarından ve lobi faaliyetlerinden bahsettik. Fakat lobicilik deyince dünyada bu hususta en mahir olanlar malum Mason teşkilatları. Evet. Şimdi Sultan Murat'ın da Mason olduğuna dair bir bahsiniz oldu. Evet oldu. Peki maalesef. Sultan Murat nasıl Mason oldu? Masonluğa nasıl bir beklentiyle girdi? Masonlukla olan ilişkisi neydi? Evet. Şimdi yani Masonluk çok ilginç. Eski bir kurum. Hakkında çok fazla şey bilinmeyen ve kapalı devre bir örgüt. Kapalı devre çalışıyor. Sırları var. Hatta tekris merasiminde bu sırları ifşa etmemek üzerine, başka şeylerle beraber bu sırları da ifşa etmemek üzerine bir yemin alınıyor ki bu yemin onların canı pahasına meselesi. Yani canlarını bile bedel olarak ödeme durumu var yeminleri ifşa ederlerse. Bir takım eserlerde ve kitaplarda, bu hususta yazılmış olan kitaplarda gerçekten Masonların bu tehdidini ika'da bulundukları, yani bazı insanları, sırlarını ifşa edenleri öldürdüklerine dair de bir takım şeyler yazılmış, çizilmiş. Elbette doğruluğunu tespit ve tayin biraz zor. Masonluk hakkında çok şey söylenebilirse de aslında baktığımızda en temelde Yahudiliğin enternasyonel manada amali siyasiyesini sevk ve idare etmek hususunda, tabii Yahudilerin sayısı az, bütün dünyadaki mühim mevki ve noktalara adam getirebilmek pek de kolay değil bu sayıdaki efendim Yahudiyle. Yahudi olmayanları da aydınlık, fikir hürriyeti, efendim dinler ve ırklar üstü bir birliktelik sağlayacak ışık denilen efendim bir öğretiyle bir araya getirmek üzere daha iyi bir dünyayı kurmak anlamında bir nevi bugünkü ifadeyle dernek gibi bir faaliyet durumu. Arz eden bir görüntü, insanlık için çalışıyoruz gibi bir görüntü arz ederek böyle efendim dernek benzeri kuruluşlar kurmak suretiyle, aslında aslen Yahudi olmayanları da örgüte kazandırmak suretiyle Yahudi olmayanları Yahudi amali siyasiyesi istikametinde pratize etmek, kullanmak, onlardan istifade etmektir. Asıl Masonluğun maksadı budur. Ama adam kullanıldığının farkında olmaz. Bir motor düşünün. Motorun içerisinde dişliler vardır yüzlerce. Bir dişli, bir çark kendisine bağlı diğer dişliden gücü alır, dönmek suretiyle kendisine bağlı bir sonraki dişliye aktarır. Bu ne demek? O dişli aslında o gücün nereden geldiği ve kendisi o dönme gücünü alarak bir sonraki çarka ilettikten sonra hasılı nihayetinde o gücün ne gibi bir netice verdiğini bilmez. Bir arabanın tekerini mi döndürüyor? Bir mikserin pervanesini mi döndürüyor? Bir klimayı mı çalıştırıyor? Bunu bilmez o içindeki çarklı dişli tek başına. Onun bildiği tek şey kendine gelen gücü ve enerjiyi bir önceki çarktan alıp bir sonraki çarka ve dişliye ulaştırmaktır. Masonluk bunun gibi bir şey. Buradan hareketle maalesef bu örgüte girenler aslında, tabii burada insanlara yardım organizasyonları yaparlar, okul yaparlar, burs bağlarlar filan, ama en nihayetinde bir takım hususlarda nasıl kullanıldıklarını da bilemezler. Masonluk o dönemde böyle öğretilerde bulunan,
bir kurum. Osmanlı'da çok fazla bilinmiyor. 1720'de Galata'da bir tane locası açılmış. Ancak 1856 Kırım Savaşı'na kadar 53-56 çok fazla şeyi örneği yok ve yabancıların tamamen girdiği, Müslümanların ve Osmanlı'nın olmadığı bir kurum. Ancak ilginçtir. 1856 ile 76 arasında 20 senede 50'den fazla bir anda Mason locası açılıyor Osmanlı'da. Hı hı. Ancak bunların çoğu yine o dönemde hep gayrimüslimlerin genelde üye oldukları ve Türkçe konuşulmayan müesseseler. 5. Murat Masonluk'tan Edward sayesinde Avrupa seyahatinde onun Masonlukla ilgili güzel ve sitayişkar bahsetmeleriyle haberdar oluyor 5. Murat Masonluk'tan. Nitekim daha sonra tekrar Türkiye'ye, Osmanlı'ya döndüğünde Edward'dan, İngiliz prensinden aldığı mektuplarla tekrar bir davet alıyor. Herkes, daha doğrusu bu hususta çalışma yapanlar bunun sayesinde Masonluğa girdiğini düşünürlerse de aslında oradan belki Masonluktan haberi olup bir şeyler öğrenmiş olabilir ama Masonluğa dair ondan bir şey öğrenmesine aslında çok bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü Namık Kemal Mason, düşüp kalktığı Ali Suavi Mason bir şekilde 15 sene boyunca Kurbağalıdere'de yakın hizmetinde bulunmuş olan Seyit Bey ki daha sonra padişah olduğunda da ikinci mabeyincisidir Ethem Bey'den sonra Mason. Zaten Masonluk teklifinde oluyor. Doktor Kapolyon yine Mason. Yani Edward'dan bunu öğrenmesine gerek yok. Nitekim intisap etmiştir. Tekris merasimi yapılmıştır. Bunu yaptığı loca Prodes locası olması lazım. Fransız menşelidir. Evet. Aslında Louis Amieble isminde birisi var. Bir şekilde Osmanlı'ya davet edilmiş bir hukukçu ama Mason. Burada Büyük Şark diye 1863'te kurulmuş bir Mason locasının da üstadı. Evet. 1865'te şöyle bir karar alıyor. Diyor ki artık Türkleri de alalım, Müslümanları da alalım locamıza. Ve 1865'ten 1867'ye kadar yani 50-60 kadar da şey oluyor, üye oluyor Müslümanlardan. Ve böylece artık locada Türkçe de konuşulmaya başlanıyor. Yani biraz yabancı dil, biraz Türkçe. Buradan bir kısım kişi ayrılıyor Büyük Şark Locası'ndan ve bu bahsettiğim Prodes Locası'nı kuruyor. Bu Prodes Locası'nın da üstadı Clenti Scalieri denen işte programın birinci bölümünde bahsettiğimiz hem ona efendim her türlü maddi hususta destek veren hem sofra arkadaşı olan daha sonra onu hal edildikten sonra Çırağan Sarayı'ndan kaçırmak teşebbüsüne girmek için bir örgüt kuran da adam bu. Yunan aslında bu ama İstanbul doğumlu, İstanbul'da büyümüş. Bazıları Yunanistan'dan geldi zanneder ama öyle değildir. Bu adam 1868'de o Şark Locası'ndan ayrılıp yeni locayı kuran adamlar tarafından kendisine teklif edilmek suretiyle kendisinin de bunu kabul etmesi üzerine Mason oluyor. Ancak ki bu seneyi söyleyeyim size 1872. 72'de oluyor. 73'te yani 72 Ekim'de oluyor. 73 Kasım'da kardeşi Nurettin Efendi'yi ikna ediyor ve onu Mason yapıyor. Yine bir diğer kardeşi Kemalettin Efendi de 75'te. Bundan 2 sene yani kendisinin Mason oluşuna 3 sene sonra da yine Kemalettin Efendi Mason oluyor. Mesela Abdülhamit'i de Mason yapmak istiyor ama Abdülhamit kesinlikle bunun bir şer odağı olduğunu düşünüyor. Şöyle de bir şey var yalnız bunu da seyircilerimize söyleyelim. O dönemde Masonlukla ilgili çok ciddi bir bilgi yok. Hiçbir neşriyat yok. Masonluk nedir ne değildir bilinmiyor. Herkes bir faaliyet yurt dışına yani bütün dünyaya yayılmış ya da büyük devletlerde yaygınlık gösteren güçlü, paralı, ekabirden insanların üyeleri olduğu ve yardım, hayır hasanat yapan bir dernek görüntüsü arz ediyor. İnsanların yetişmesi, aydınlık fikirlere sahip olmaları cihetinden öğretileri olan ve bu hususta bir şeyler yapan bir örgüt gibi görüyorlar. O yüzden o dönemde bakın 5. Murat'ın Mason olacağı zamana kadar hiçbir neşriyat yok. 5. Murat Mason olduktan sonra Habname diye aslında rüya tabiri gibi bir manası olmasına rağmen 24 sayfelik bir risale. Masonluğun şer fikirlere sahip olduğu ve bulunduğu ülkelerde fayda değil zarar vereceğine dair bir takım şeylerin anlatıldığı ve Sultan Abdülaziz'e bunların ulaştırılmaya kulağına girmesi cihetinden o niyetle yazılmış bir kitap var. Yine ondan 1-2 sene sonra Farmason ismi belli olmayan bizim işte yayın evimizden de çıkan Üstadın Kadir Mısıroğlu'nun zamanında neşrettiği transkrip ettirerek Farmasonlar kitabı mesela. O da yine Masonların iç yüzüne dair mühim ipuçlarının verildiği ama ilk neşriyattır. Onun öncesi yoktur.
O yüzden burada 5. Murad'ı bir yere kadar mazur görüyoruz ama maalesef işte bu teşkilatlanmanın genişmesi ve yayılması cihetinden onun mason oluşu çok ciddi maalesef zarar vermiştir. Çünkü 1872'de 73'te bir sene sonra kardeşinin de mason olmasından sonra kendisine 18 derece birden verilmiştir. Mason olduktan birkaç gün veya 2 ay sonra 3 derece birden kendisine verildi. Ya bu 3 derece birden verildiği gece olsa gerek ya da 18 dereceyi birden verdikleri gece olsa gerek. Yani Clientis Cagliari ve bu Louis diyor ki o gece son derece mütehassıs oldu kendisine bu payeleri verdiğimizden. Onların bir takım işte alametleri, sembolleri de var. Tabiye denilen önlük evet. var mesela önlerinde. İşte kordon, kılıç gibi bir takım efendim semboller. Bunları da kendisine verdik. Çok mütehassıs oldu. Gece 2'ye kadar oturdu. Bakın çok sıkıysa nasıl? Gecenin vakti çıkmış, gitmiş Beyoğlu'na, Beyoğlu'ndaki efendim sokakta Sultanhamam olması lazım. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. O sokaktaki locada efendim kendisiyle bu şeyler, dereceler kendisine tevdi edilmiş, bununla alakalı semboller verilmiş, gece 2'ye kadar konuşulmuş, sabaha kadar da şu teklifi yapmış Sultan Murat. Yani biz yeni bir loca kuralım. Tamamen Türkçe konuşulan bir loca olsun. Yani tamamen Türklere, Müslümanlara açık bir loca. Envari Şarkiye diye bir loca kurulmasının kararı o gece alınıyor mesela. Çok ilginç bir bilgidir. Doğruluğu tabii elbette bir yere kadar meşkuk olabilir. Yani bu bilgiler çünkü bizlere bu masonlardan geliyor. Masonlar bazen kendilerinden olmayanları da kendilerindenmiş gibi göstermeyi severler. 5. Murad'ın mason olduğu teyide ihtiyaç duymayan bir husus. Onun mason olduğu kat'i. Ancak masonluğun içine bu derece genişletmek ve büyütmek cihetinden proje üretecek kadar dahil olup olmadığı meşkuktur, şüphelidir. Bu şüphemi de burada izhar etmiş olayım. Evet. Böyle ifadeler hatıratlarda geçiyor olmakla beraber ancak Murat Locası diye bir loca var. Ancak bu locayı kendisi mi kurdurdu, onun adına mason biraderleri mi onun prestijinden istifadeyle kurdular, kurdurdular. Bunu da çözmek elbette derinlemesine bir takım araştırmaları mucib. Burada ilginç bir şey daha var. Bunların teklis merasiminde bazı efendim ayine benzer merasimler var. Clientis Cagliari'nin Fransa'ya yazmış olduğu mektuba bakılırsa, bu mektup elimizde, oradaki mason localarının arşivinden çıkmış ve bu orada yayınlanan bir makalede tercümesi veya efendim aynen tıpkı basımıyla yayınlanmış, oradan haberdar olunuyor bu işten. Ben diyor maalesef, oradaki Üstad-ı Azam'a yazıyor bunu, Maşrik-ı Azam'a yazıyor, ben usulün dışına çıkarak teklis merasimini icra ettirdim. Ve bunu etraftan haber alınmasın diye, çünkü bunu dinsizlik gibi gören Müslüman ahali de var. Bu da 5. Murad'ın prestijine zarar verirdi. O yüzden locada bunu Beyoğlu'nda yapmadık. Kurbağalıdere'deki evinde veya bir rivayete göre de Louis Amiable'nin yine oraya yakın bir evi var, konağı var Kurbağalıdere'ye. Orada gizli olarak bu teklis merasimini yaptık ve teklis merasimindeki bazı şeyden onları azade tuttuk. Yani bir işte bir takım sembolik hareketler evet. var falan. Merasim, evet. O merasimdeki bu hareketlerden ari ona da tebliğ şeklinde, tebliğ usulünde onun tekris merasimini gerçekleştirdik ve ona yeminini almak suretiyle tekrisini tasdik ettik. Bunu yapmaktan dolayı diyor, işi uzatmak istemem, programın pek saati de kalmadı. Evet. Şundan dolayı fayda gördük de böyle yaptık. Bu kuralları çiğnedik ama diyor böyle bir fayda görerek yaptık diyor. Fransa'daki Maşrik-ı Azam'a. O da tekrar mektup yazıyor 10-12 gün sonra ve diyor ki iyi yapmışsın, has etmişsin diyor. Aferin, tabii gizli tutmak lazım diyor bir yere kadar bazen diyor. Yani madem ki bir artık mason olmuş biraderimiz var, madem ki açık yapmaktan onun itibarını zedeleneceğini düşünüyordunuz, iyi ki de böyle yapmışsınız. Madem ki bir veliaht ve şehzade ve teklis merasimindeki bazı hususlarından sarf-ı nazar etmek istiyor, olsun, ziyanı yok. O ayini bir takım hususları da yapmamış olursunuz. Tebliğ usulü kendisinde bunu şey yaptınız. Evet. Ve yaptınız. Teklisi oldu. Kendisi mason oldu. Hatta diyor ona bu işten ben çok sevindim diyor. 3 derece birden diyor hemen verin diyor. Ve bir ay 2 ay sonra da kendisine 3 evet. derece birden hemen verilmek suretiyle taltif ediliyor falan. Çok ilginçtir. Mehmet Reşat bu bahisle ilgili olduğu için söylüyorum. Kardeşlerini de bu işe çekmeye çalıştı dedim evet. ya. Mehmet Reşat'a da teklif ediyor. Mehmet Reşat kabul etmiyor. Ben bu işlerin içinde olmam abi diyor. Ama Clienti olması lazım. Sohbette diyor ki bak diyor Nurettin Efendi yaşça senden küçüktür ama diyor veya Kemalettin Efendi
senden küçüktür ama rütbesi senden yüksektir ha diyor. Derecesi senden yüksektir diyor. Yani onu bir nevi özendirip kıskandırıp ya ben de o zaman gireyim gibi. Halbuki ters tepiyor. Mehmet Reşat abisine çıkışıyor. Sen beni niye buraya davet ettin? Bu adamların karşısında rezil etmek, utandırmak için mi? Ve yel yepele kalkıyor. Meclisi terk ediyor. Bir daha senelerce ki bu iş 74 ya da 73 ya da 74'lerde oluyor. 76'ya kadar kendisi tahta geçene kadar kendisini görmüyor Mehmet Reşat. Evet. Böyle de bir durum var. Yani bu masonluk meselesi maalesef kat'i. Ama dediğim gibi ne kadar bu işin içerisinde organize oldu. Bu muhtemelen tahta geçiş noktasında biraz evvelden beri anlattığımız lobi faaliyetleriyle tahta geçişini kolaylaştıracak bir takım bir hadiselere destekçi olması cihetinden. Çünkü bunun masonluğun kökleri o gün için yurt dışında. Oradaki ekabirden insanların desteğini alabilmek, oradaki prenslerin, sefirlerin, devletteki bürokraside bulunan efendim meşhur siyasetçilerin desteğini alabilmek ya da bir gün tahta geçerse onların desteğini kolay alabilmek cihetinden bir şeyi var. Ki bu da aslında pek hani akla yatmayan bir şey değil. Çünkü değil. O dönemde tabii. Mesela Rus siyaseti Mahmut Nedim'i sadrazam yapmakta müessirken İngiliz siyaseti, Fransız siyaseti de Ali Paşa'yı, Mütercim Müştü Paşa'yı. Yani o dönemde sadrazam olmanın yolu herhangi bir devlete politik manada yaslanmaktan ve şunu da söyleyebiliriz geçiyordu. Belki. Yani Sultan Murat o gün için masonlukla ilgili bugün bildiğimiz kadar şeyin biliniyor olduğu bir dönemde mason olur muydu? Evet. Ben açık kanaatimi söyleyeyim. Öyle zannediyorum ki olmazdı. Peki. Hocam bugün aslında bu vardığımız son kanaat olsun. Tamam. Programımızın süresini doldurduk. İnşallah seyirciler de müstefide olmuştur. İnşallah. Bunları niye anlattık? Bak kapatmadan evvel vaktimizin bittiğini görüyorum. Bir iki dakika geçmiş olsun ama. Yani maksat 5. Murat'ı kötülemek değil. 5. Evet. Murat pırlanta gibi bir adam. Ama hırsların insana nasıl yanlış yaptırdığını göstermek. Evet. Bir Osmanlı padişahı bu. Osmanlı hanedanına son derece muhabbetim var. Senin de olduğunu biliyorum. Bu milletin kahirekseriyetinde Osmanlı hanedanına karşı muhabbeti var. Hürmeti var, hürmetimiz var. Benim 5. Murat'a karşı da hürmetim var. Çünkü tahtı geçtiği zaman ki bir dahaki programda konuşuruz inşallah. Evet. Çok güzel tarzı hareketleri de var. Maalesef akıbeti iyi olmadı. Ancak etrafından çok müteessir olup tesirlenip de yanlış hareketler yapmak. İşte niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun. Niyet doğru tarzı hareketle birleşmediği sürece doğru netice vermez, vermiyor. Devlet de millet de zarar görüyor. Belki çok iyi bir olabilecek padişah idi sırasını bekleseydi. Ancak bir sürü yanlışlar düğmeyi, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemek kabilinden. Sonra ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın son düğme hep yanlış yere geliyor. Evet. Düzelmiyor. Tekrar sökmek gerekiyor. O sebeple burada 5. Murad'ı kötülemek anlamında değil, yaptığı hatalardan tarihin bir ders gibi bize ders vermesi cihetinden hareketle bunlardan bahsediyoruz. Evet. İyi niyetli bile olsa yapılan yanlışların devleti ve milleti yanlış yere götürdüğünü görmek lazım. Ve hiçbir zaman şer odaklarıyla, hayır olan düşüncenize de şer odaklarla birlikte olarak ulaşamazsınız. Evet. Ama en sonunda tahta geçtiğinde bir dahaki programda konuşacağız. Bütün bu farklı fikirlerin hepsi iyot gibi ortaya çıktı. Ve artık iktidardayken bunlar bir çatışma ortamı oluşturdu. Ve devlet doğru bir şekilde sevk ve idare edilemedi. Yani biz aynı kişiye muhalifiz, aynı kişiye karşıyız, düşmanız, onun iktidardan indirmek istiyoruz deyip de olur olmaz her kişiyle plan tutar, saf tutar, dirsek temasında olursanız netice hiçbir zaman hayra çıkmaz, çıkmıyor. 5. Murad'ın hayatı bunu göstermiştir. Hocam bu söylediğiniz, bu yaptığınız tespit bana da Hüccetül İslam İmam Gazali'nin bir sözünü hatırlattı. Hazret diyor ki kem alatla, yani kötü aletle kemalat olmaz. Yani mükemmellik kötü aletle hani ulaşılamaz. Vasıtan evet. Ne kadar iyiyse ulaşabileceğin neticede o kadar iyi olur. Evet. Hocam daha cülüs ettiremedik sultanı ama inşallah bir sonraki programda inşallah. Evvela cülüs ettiririz daha sonra hal ettiririz. Tamam. İndiririz tahtadan inşallah. İnşallah. Efendim Allah bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sonraki programlarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.